Evet değerli basın mensupları arkadaşlarım. Hazırız. Sizlere sağlık diliyorum. Huzur ve esenlik diliyorum. İyi Ramazanlar. Beyefendi dün milletvekillerini topladı iftar öncesi de onlara kimi değerlendirmelerde bulunmuş. Bu değerlendirmeler üzerine biz de bazı değerlendirmeler yapma gereği duyduk. Bunları paylaşacağım sizle ağırlıklı olarak. Şimdi tam olarak şöyle söylüyor. Türkiye döviz kurundaki rasyonel hiçbir gerekçesi olmayan yükselişin yol açtığı sarsıntıya maruz kaldı. Önce günaydın diyelim. Sarsıntıyı kabul etmiş. Rasyonel hiçbir gerekçesi olmayan yükseliş. Bu yükselişin bir sürü gerekçesi var. Ama en büyük gerekçesi kendisi. Yükseliş rasyonel de Rasyonel olmayan Erdoğan'ın ta kendisi. Ve Erdoğan'ın inadı. Üç örnek vereyim. Bak. Eylül 2021. Bunların ekonomik yönetim, ekonomi yönetimi diyor ki TL biraz değer kaybetsin. Projeksiyon bu. TL biraz değer kaybetsin. ihracat artsın. Cari açık düşsün. Yani cari işlemler fazlası olsun. Böyle bir yöntem deniyorlar yeni ekonomik programda muhtemelen. Ve o gün bu laf edildiğinde, bu politika başladığında dolar 8 lira, küsürleri saymıyorum ve bu politika doları pek kısa bir sürede 18 liraya yükseltti. Fırlattı. Sonra çok rasyonel diye bu. 8 18 oldu. Beyefendi rasyonel değildi. E sen dedin TL'yi biraz değerini çekelim de cari işlem açığını kapatalım diye. Sekizden on sekize fırlattılar. Rasyonel gerekçesi yokmuş. Rasyonel gerekçe bu işte. Senin bu kafan. Sonra ne yaptılar peki? Indirelim. Nasıl indirelim? Kur korumalı mevduat diye dünyadaki ekonomi literatüründen çıkmış bir ucubeyi, bir sistemi bir garabete dört elle sarıldılar. Ne oldu? Dolar 18'den 11'e indi hakikaten. Bir gecede indi. O arada tabii 11'e inince satıp satanlar oldu. 18'deyken satanlar oldu falan. 11'de yeniden alanlar oldu. Bir sürü insan da zengin edildi. Şimdi dolar nerede? 14.75. 15'e dayandı. Bu da rasyonel olmayan bir gerekçe beyefendiye göre. Ama gerekçesi ortada. Şimdi kur korumalı mevduatın kur korumalı mevduatın yıllık bileşik faizi kaç para? Bunu Erdoğan'a sorsak ekonomist ya vallahi söyleyemez. Hesaplamamıştır. Kur korumalı mevduatın yıllık bileşik faizi yüzde doksan beş. Tam olarak bileşik üst üste. Bunlar faize karşı güya. Ve bunun için ne yaptılar? Merkez Bankası politika faizini 19'dan yüzde 19'dan 14'e çektiler. Ey güzel. Peki realde sokakta finans sektöründe bankalarda durum ne? Tam olarak şu. Bir tüketici kredisini yüzde 28'den aşağı alan biri varsa yanıma gelsin. Ben de gideyim ben de alayım. Yüzde 28 nas bahanesiyle faizi 14'e çektiler. Kur korumalı mevduata yüzde 95 faiz ödüyorlar. Vatandaş da 28'den aşağı hiçbir bankadan tüketici kredisi çekemiyor. Başka hazine ne yapıyor? Hazine borçlanıyor. Kaçtan? Beyefendi biliyor mu? Bilmiyorum. Yakın çevresinde korkusuna söylemiyordur. Söyleyemiyordur. Hazine de yedi, 27-28 aralığında faizle borçlanıyor. Kur korumalı mevduata da 95 ödüyoruz. Normalde nedir? Merkez bankası politika faizinin 14 olduğunu düşünürseniz, 95'ten 14'ü çıkarırsanız 81 kalır. Yüzde 81 faizi Erdoğan milletin fakir fukara'nın cebinden alıyor, zenginlere faiz olarak ödüyor. Kur korumalı mevzuatla mevduatta dayalı. Dün söyledim. Sayın Bakan Nebati 690 milyar oldu kur korumalı mevduatta para diyor. E oldu. Bu paraya kaç para faiz ödedin? Ödüyorsun. İlk 3 aylık dilimde 20 milyarı aştı. Yıl sonunda bu 600 milyar faiz ödeyeceksin. Neredeyse yüzde yüze dayanacağı bileşik gittiği için. Nasıl olacak? Birisi sabır, birisi şük şükür tavsiye ediyor. Nasıl olacak bu iş? Anlamak mümkün değil. Şimdi işte diyor <laughs> diye değer gerekçesi, rasyonel gerekçesi olmayan yükseliş. Rasyonel gerekçe var Erdoğan. Rasyonel gerekçe sensin. Türkiye ekonomisinin içine düştüğü halin, dolardaki yükselişin, alım gücündeki düşüşün rasyonel bir tane gerekçesi var. O da sensin. Dün milletvekillerine, koca koca milletvekillerine ne demiş? Avrupa'daki tablo bizden vahim demiş. Ne için söylemiş bunu? Enflasyon için söylemiş. Ya Allah'tan kork. Karşındakiler milletvekili, yasama organı üyesi. Hadi bir kasabada meydandan utuk atarsın da biraz yalan söylersin. O da doğru olmaz ama. Karşında 300 tane, yaklaşık 300-280 milletvekili var. Ne diyorsun? Avrupa'daki tablo bizden daha vahim. Herhalde mevkidaşım Akbaşoğlu matematiğine göre Avrupa'daki tabloyu mukayese etmiş. Arkadaşlar Avrupa'daki tabloyu dün gösterdim. Bunların alayı Avrupa ülkesi. Şu kırmızı sütün Türkiye yıllık enflasyon TÜİK makyajlanmış yüzde 61 bize en yakın Moldova yüzde 18. Tekrar edeyim Ukrayna'da enflasyon %10, Rusya'da enflasyon %9 ve Norveç'te 3, İsviçre'de 2, Malta'da 4 böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Türkiye burada, Avrupa'nın bütün ülkeleri de burada. Ortalaması 5-6'yı bulur bunun. Avrupa'daki tablo bizden vahim. Yani şunu diyor, yüzde %6, %61'den kötüdür diyor ya. Kime diyor bunu? Milletvekillerine söylüyor. Avrupa'daki tabloyla ilgili bir şey daha söyleyelim. Gene TÜİK'e göre Türkiye'de gıdada gıda fiyatları ile ilgili enflasyon kaç Erdoğan? TÜİK'e göre. Türkiye. Yüzde yetmiş nokta üç. gıda enflasyon. Yüzde yetmiş. Makyajlı. Allah pullu enflasyon. Almanya'da bizi kıskanıyor ya, Almanya. Kaç? Gıda. Gıda. Yüzde beş nokta üç. İngiltere kaç? Beş nokta bir. Avrupa Birliği ortalaması kaç? Dört nokta yedi. Yani Erdoğan koca koca milletvekillerine diyor ki dört nokta yedi gıda enflasyonu yetmiş nokta üç gıda enflasyonundan kötüdür diyor ya. Bunu söyleyebiliyor. Sonra ne diyor? Hiçbir rasyonel gerekçesi olmayan enflasyon yükselişi. İşte tekrar söylüyorum. Rasyonel gerekçe senin kafan. Bir haletle. Sen varsın. Ruhen cismen varsın Recep Tayyip Erdoğan olarak. Ama kafanın içindeki yanlışlar etrafındaki yanlış takım, ehliyetsiz, liyakatsiz, 3-5 maaş alan kadro bu gerekçe işte. Rasyonel gerekçe bu. Sen ve kadro. Sen ve kadro. Yüzde yetmiş nereye? Yüzde dört nereye? Ve Avrupa bizden kötü diyebiliyorsun. Sen bu milleti hakikaten Hani derler ya herkes sersem alem kör mü? Tam bu noktada. Dün gene ekonomide yeni safa başladı demiş. Allah aşkına. Erdoğan Allah aşkına yeni bir model icat etme. Sen her yeni model icat ettiğinde, her yeni süreç başladığında milletin sırtı beli biraz daha büküldü. Millet enflasyonun altında inim inim inledi, ezildi. TL itibar ve irtifa kaybetti. Ne olur senden rica ediyorum. Yeni bir safa, yeni bir dönem açma kardeşim. Yeni bir şey yapma. Gölge etme. Başka ihsan istemeyiz. Devletin iyi yetişmiş bürokratlarına teslim et şu işi üç ay. Ama üç beş maaş alan yandaşlarına yalakalarına değil. Ekonomiyi bilen devletin namuslu ahlaklı bürokratlarına üç ay teslim et git rapor al dinlen istirahat et dış dünyayı gez. Gençlere tavsiye ediyorsun ya dünyayı gezin diye. Gençler belediye otobüsüne binemiyor. Dünyayı nasıl gezecekler? Sen git dünyayı gez. Bu memleketin iyi yetişmiş çocukları, iktisatçıları senin Türkiye'de yarattığın bu tahribatı bir an önce temizlesin. Ya arkadaşlar. Eryaman yer Ankara Eryaman. Bir fırıncı. Fırıncı esnafımız şunu söylüyor. Benim danışmanım gitmiş bir yerde yığınla pide görmüş. Ramazan pidesi. Demiş ki bunlar niye orada duruyor? Toplu bir yere mi gidecek? <laughs> Esnafımız demiş ki yok beyefendi. Bunlar kalıyor. Tedbiren yapıyoruz talep olabilir diye. Kalıyor. Geçen sene Ramazan ayında ilk haftasında 3 saat içinde 450 iftar pidesi, Ramazan pidesi satıyor idik ve dükkanı bitirip kapatıyor idik. Şimdi bu sayı 150 pideye düşmüş. 150 pideyi de satamadığını söylüyor Ankara Eryaman'daki fırıncı. Ne zaman mübarek Ramazan ayında iftar pidesi 450 kişi kuyruğa girip pide alırken onun zevkini de yaşayarak şimdi aynı fırın 150 pide satamıyor. Ve dün akşam gene vekillere seslenmiş. Diyorum ya bu bir şey iddia etmese iyi olacak Türkiye için. Ne zaman bir şey söylese tam tersi bir patlama, ters bir gelişme oluyor. Türkiye'yi 10. büyük ekonomi arasına sokma hedefinden vazgeçemeyiz demiş. E güzel biz de arzu ederiz. İsteriz ki birinci yapalım. Ne demiş biliyor musun sonra? Bu bizim kızıl elmamız. Şimdi derler ki ya kız tamam iyi güzel de sen Türkiye'yi dünyanın ekonomik hacim bakımından en büyük 17 ülkesi iken bunu 21'e düşürdün. Gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü bakımından 17'de devraldın. Dünyanın 17. büyük gayri safi yurt içi hasılasına sahip idik. Sen bunu 21'e 21'e indirdin. Yani G20'den küme düştük. Küme düşüyorsun takımı Sonra şampiyon olacağız diyorsun. Herhalde süperlikte de değil, düştüğün kümede şampiyonluk iddia diyorsun ki o da yüzde on olmaz Erdoğan. Milletin aklıyla alay etme. Sıkıntıyı kabul etmiş. Fahiş fiyattan kaynaklanan e, alım gücünü arttıracağız demiş. Bir ara hedef koymuş beyefendi. Aman koyma ne olur hedef koyma Erdoğan. Sen hedef koydukça ülke batıyor. Millet perişan oluyor. E tamam tamam. Vatandaşın sıkıntısına bir gane kalmayacağız." demiş. E kalma kardeşim. Kalma. Ben sana yol yöntem söyleyeyim. Hemen asgari ücreti Temmuz'da güncelleyeceğine ilan et. En düşük emekli maaşını Temmuz'da artıracağını ilan et. EYT'yi halledeceğini, 3600'ü hemen vereceğini ilan et. Hatta asgari ücreti belki aylık güncelleyeceğini beyan et. Ne yap başka? Bayram ikramiyesi işte bayram geliyor. 1100 lira artık komik bir rakam Erdoğan komik. Senin atıştırmalığının maliyeti bir haftalık atıştırmalığının maliyeti 660 lira dün hesapladık. 1100 lira komik bir rakam. Gel bunu 4000 4250 yapı verelim. Gel bugün yarın getir ne zaman istiyorsan. Yani emekli bu millete ömrünü adamış. Sandalye yapmış, mikrofon yapmış. Tarımda e, ürün üretmiş, fabrikada imalatta çalışmış, devlette memurluk yapmış, emekli olmuş. Geçinemiyor. <laughs> Bayram gelecek, torun gelecek. Ne harçlık verecek? Yok. Gel bir şey yapalım ya. Şu beşliden ben yine söyleyeyim. Şu beşli çeteden yasak var yok ya onda mahkeme kararı. Beşli çete diye düşünmeyeceğiz, konuşmayacağız. Mahkeme tedbir koymuş. Ee, koyabildikleri kadar koysunlar. Ortada bir 5 çete gerçeği var. Şu beş çeteden biraz sabır iste. Gel şu emeklinin yüzünü güldürüver. Bir yıl 365 gün 6 saat. 3 gün yüzleri gülsün kardeşim. 3 gün. Sonra nasıl olsa yine ezeceksin. Bu enflasyon, bu zamlar, dolar burada kalmayacak. Erdoğan habire yeni şeyler yapmaya başladığında, yeni safalar başlattığında bu zaten artacak. Ne yap başka bir şey yap. Tarım ilaçlarına bir yılda gelen zamdan haberi var mı Erdoğan? Yüzde 250. Gübreye gelen zam yüzde dört yüzü geçti. Elektriği, doğalgazı, akaryakıtı. Bunları sen vergi dairesine çevirdin. Benzin istasyonları vergi dairesi. Doğalgaz kartları vergi dairesi. Elektrik faturaları vergi dairesi. Gel bir şey yap, madem vatandaşın sıkıntısına bigane kalmayacağız demişsin, esnafın ve köylünün aldığı kredilerin, faizlerin alayını silelim. Gel, bir saat, bir saatte geçirmezsek hiçbir şey bilmiyorum. Uzun uzun değil, getir kanunu, yarım saat komisyonda görüşelim, yarım saat genel kurulda konuşalım, hayırlı olsun diyelim, millete bir nefes aldıralım. Sağlık çalışanlarına verilen söz ortada kaldı. Sağlık çalışanlarının maaşlarının düzenlenmesinde aynı şekilde bir an önce halletmek lazım. Halletmiyoruz. Ne yapıyoruz? Utanma devri bitti, alay etme devri başladı. Alay etme devri. Bir AK Parti grup başkan vekili Türkiye'nin en düşük fiyatla benzin ve mazot satan, Türkiye'nin en düşük fiyatla benzin ve mazotun satın alınabildiği bir ülke diyebiliyor. Milletin gözünün içine baka bak. Kim diyor? AK Parti Grup Başkan Vekili. Bir bakan, Türk lirası en düşük durumda. Daha ineceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun. Bunu dediğiniz dolar on üçlü, şimdi on dört buçuk. Bir milletvekili AK Partili normal şartlarda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Ne var bunda? Diyebiliyor. Bir AK Parti MKYK üyesi yurttaşların tepkisini yol açan zamlar için zam geldiği gibi gider diyebiliyor. Bir AK Parti milletvekili Doğalgaz, elektrik ve akaryakıtta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmiyor. Peygamber Efendimiz de mideyi boş bırakın der diyebiliyor. Başka gene bir milletvekili. Paranızın bittiği zaman olabilir, para kalmayabilir. Başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın diyebiliyor. Bir AK Parti üst düzey yöneticisi elektrik faturaları abartılıyor diyebiliyor. Bir AK Parti belediye meclis üyesi halk ekmek kuyruklarında bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz diyebiliyor. Demin fırıncıdan örnek verdik. Gene bir AK Parti milletvekili nerede aç insan var? Ev evine ekmek götürmeyen hiç kimse yok. Halk ekmek kuyrukları oluşturuluyor film fotoğraf çekmek için diyebiliyor. Ve Et ve Süt Kurumu başkanı, müdürü çok uzun kuyruklar olduğu için zam yaptık diyebiliyor. Bir tane AK Partili, bir vicdan sahibi AK Partili buldum. O da bir laf etmiş. Demiş ki, onu da MKYK üyesi, reklam yapmayalım. Gelir artırıcı önlemler için kesin ağzını açmalıyız. Milletin aklıyla dalga geçen ifadelerden de uzak durmalıyız, durmalıyız demiş. 10 AK Partili milletin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu e, alay etmiş. Bir tanesi de milletin aklıyla dalga geçmeyelim demiş. Bunu söyleyen de AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. Bir tane var. Bir tane çıkmış milletin içinde bulunduğu hali gören ve kabul eden. Rasyonel gerekçesi olmayan sarsıntı sade ekonomide yok. Dış politikada da var. Kaşıkçı dosyası Arabistan'a gitti. Dosya kapandı. Ne diyelim şimdi? Şimdi tam olarak tam olarak Sayın Erdoğan'ın şöyle bir cümlesi var. Bu, nok bu konuyla ilgili. Yani o katiller oradan şey Cemal Kaşıkçı bu Büyükelçiliğe girdi, tek konsolosluğa girdi, çıktı e açıklamasına karşı kameralar, kayıtlar elimizde. Diyor ve şöyle diyor beyefendi, bak bak. İnsanları enayi. Onun sözleri benim değil. İnsanları enayi ahmak mı zannediyorsunuz diye Suudi Arabistan'a seslenmiş. Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı konsolosluktan çıktı demesi üzerine Şimdi ne oldu? Ve bir şey daha söylemiş beyefendi. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek bizim Cemal'in ailesine borcumuzdur demiş Recep Tayyip Erdoğan. Ne oldu şimdi Erdoğan? Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek bizim Cemal'in ailesine borcumuz dedin Erdoğan? Borç ödenmedi. Dosya kapandı. Arabistan'a gönderildi. Birleşmiş Milletler'in bu konuda raporu var. Bu cinayetle ilgili Suudi Arabistan yönetiminin dahil olduğu ile ilgili rapor var. Sen sen derken Türkiye bütün kamera kayıtlarını, istihbarat kayıtlarını gittiğiniz Avrupa'da, Amerika'da millete izlettiniz. Nasıl olacak şimdi? Bu ne demek bu? Şimdi buradan tabii şu çıkıyor. Kasa boşaldı, efelik bitti arkadaşlar. Suudi Arabistan'a meydan okumak bizi aynayı ahmak mı zannettiniz? Dedi güzel biz altına imza atardık o vakit. Desteklerdik. Kasa boşaldı, efelik bitti. Ahmaklık, enayilik geri geldi. Böyle mi diyeceğiz Erdoğan şimdi biz? Bu nasıl olabilir? Böyle şey olabilir mi? Şimdi darbeci Birleşik Arap Emirlikleri vardı biliyorsunuz. Yandaş gazeteler Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olmadık başlıklar hakaret, hamis vesaire yapıldı, yazıldı, çizildi. Bize kuşkuyla baktık. 15 Temmuz darbesinin arkasında bunlar da var mali finansman olarak diye. Sonra ne oldu ama? Önce emir geldi. Türkiye'ye sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıvapları geldi. Sıvapı geldi. Şimdi Erdoğan'a soruyorum. Bu kepazelikten sebep önce sen mi Arabistan'a gideceksin? Yoksa Arabistan kralı mı buraya gelecek? Ya da prensi? Sonra mı sıvap gelecek? Ne uğruna yapıldı bu? Ne uğruna bu yapıldı? Bu skandalın altına ne uğruna imza attın? Bunu da milletle paylaşacaksın. Ama şunu ben yine Erdoğan'a bir dua edeyim. Allah kimseye söylediğinin aksini yapmak zorunda bırakmasın kardeşim. Erdoğan'ın tam olarak da durumu budur. Değerli arkadaşlar bir vahim tabloyu siyaset yapmak için değil ama Türkiye'de herkesin vay anasını bu tabloda var mı demesi ve herkesin biraz düş, durup düşünmesi için sizle paylaşmak istiyorum. Dün beyefendinin atıştırmalığını hesaplamıştık. Kaba bir hesap yapmıştık. Bir kasesi 66 liraya geliyor idi. Devlet parasız yatılı okulları vardır. Ben de bir dönem okudum o okullarda Konya'da. Şimdi burada okuyan yaşları 11 ile 18 yaşındaki çocuklarımız var. Fakir fukara çocuklarıdır. Memur çocuğudur, çiftçi çocuğudur, işçi çocuğudur falan. Arkadaşlar bu çocuklarımıza devletin üç öğün için ayırdığı tahsisat kaç lira olabilir? Kaç lira olabilir? Ben şuna razıyım. Beyefendinin bir kaselik atıştırmalığının maliyetinin çocuklarımız için üç öğün yemek iyaşe bedeli olarak devlet tarafından tahsis edilmesine razıyım. Maalesef. Fiyatları hepiniz biliyorsunuz. Tek tek saymayacağım. Ama şu anda devletimiz 320.219 çocuğumuz için devlet parasız yatılı okullarında okuyan 320.219 çocuğumuz için 16 lira para ayırıyor her gün. Kahv kahvaltı değil. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Muhtemelen kahvaltıya 5 lira, öğlen yemeğine 5 lira, akşam yemeğine 6 lira. Birisi bu bunu... ne? Her gün çocuklar makarna yese belki geçebilir. Sade makarna. Sade makarna, yoğurtlu falan değil. Sade makarna yeseler bu para yeter. Nasıl olacak? Bunu insan düşünmez mi? Manda yoğurdu, kestane balı, yulaf ezmesi bunları böyle geri rahat rahat anlatan bir devlet yöneticisinin şu rakamdan haberi olmuyorsa bir ayıp, oluyorsa iki ayıptır. 16 liradan bahsediyoruz. 16 lira. Ve <laughs> şimdi bu çocuklara sabır mı tavsiye edelim, şükür mü tavsiye edelim? Bunu da merak ediyorum. Ee, bugün böyle toparlayalım, sizi de çok yormuş olmayalım. Sorularınız varsa alırız. 20 kalemde fiyat sabitlemeye gerek yok. Sayın Temel Karamallıoğlu'nun da şöyle bir tezi var, onun bir mantığı var. Bir ürüne, ortalama bir ürüne endeksleyelim fiyat ücretleri diyor da. Bak, 20 kaleme sabitleseniz ne olacak? Habire para basacaksınız. Ben size daha kolayını söyleyeyim. Elektrik, doğalgaz, efendim, akaryakıt, gübre ve tarım ilaçlarına sabitleyin. Bunları aşağı çekin fiyatlar kendiliğinden kademel olarak aşağı çekilecektir zaten. Ya faiz fiyattan kaynaklı düşen alım gücüyle mücadele edeceğim diyebiliyor bu adam. Faiz fiyat elektrikte var, gübrede var, doğalgazda var, akaryakıtta var kardeşim. Tarım ilaçlarında var. Millet tarlasına gübre saçamıyor, ilaç koyamıyor. E, şey artıyor. Mersin'de pazarda bir kardeşimiz domates satıyor. 20 lira çok değil mi dedim. Ah kardeş dedi. Ben bunu yedi liraya satarken daha çok para kazanıyordum. Bana daha çok kalıyor dedi. Şimdi 20 liraya domates satıyor bacımız Merve Hanım 7 liraya sattığı zamandaki kadar kar ona kalmıyor. İşte Erdoğan ekonomisini özetleyecek en güzel yol ve şey budur. Evet. Devlet Bey bizim kendisiyle ilgili, kendisinin söylediklerini verdiğimiz cevaplara iyi de olsa kötü de olsa çok kızıyor. Ve milletvekilleri internette küfür ve hakaret ee, Onun için Devlet Bey'in çağrılarına cevap verecek halimiz yok. Ama bir şey söyleyelim. Tabi bir rahat ortada bir tablo var. <laughs> Orta yerde bir anayasa var. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi <laughs> iştüzü var. Yürürlükteki kanunlar var, mevzuat var. Bu çerçevede. O bakılır. Yani ben devlet bey böyledir diye aa ne güzel tamam böyle de demem. Tersini de söylemem. Her şey anayasaya kanun ve kurallara uygun yürümelidir. Herkes için ama. Sade bir kişi için bir teröristle ilişkisi olan milletvekili için değil. Herkes için kanunlar ve anayasa uygulanmalıdır. Herkes için. Iki. Erdoğan için söz konusu olan Mısır'da, İsrail'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hep gördüğümüz bir şey var. Kavga ettiği ne kadar lider varsa şimdi biraz sivap, biraz yeşil dolar için herkes de kanka olma yolunda hızla ilerliyor. Allah selamet versin. Ama Türk milleti Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmü karşısındaki bu sıkıntılı halinden muzdariptir, rahatsızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani üç kuruş için, biraz sıvap için, biraz doğalgaz boru hattı için Filistinlileri feda etmemiz düşünülemez, kabul edilemez. Filistin davası bizim için kutlu ve kutsal bir davadır. Evet, buyurun. Buyurun efendim.

Cumhuriyet Halk Partisi seçim güvenliği konusunda hiç endişesi olmayan tek partidir. Kimsenin de endişesi olmasın. Seçim kanunu Sayın Genel Başkanımız da ben de bizler de müteahhit defalar dedi ki hangi kanunla gelirsen gel kardeşim. Yeter ki sandıkla gel dedik. Şimdi bunlar ikisi iki koca adam düşündüler haftalarca aylarca bula bula böyle bir 15 maddelik teklifle geldiler. Biz Anayasa Mahkemesi'ne işin esasından ziyade bir e, konu için gidiyoruz. Beş, altı ve on ikinci maddeler için gidiyoruz. Herkes bilsin. Bu nedir? İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumu ile ilgili husus. Kıdemli hakimlerin yerine birinci sınıf ayrılmış hakimler arasından kura çekilmesi ile ilgili husus. Yani kıdemli hakimler meselesinin kaldırılmasına yanlış buluyoruz. Ve e, üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması hükmüne gidiyoruz. Yani don sistemine işte oyların e, ittifaklara da verilip sonra içinde bölünmesi bunlara gitmiyoruz. Yani bu kanun bizi korkutmadı, ürkütmedi. En ufak bir tereddüte de sevk etmedi. Ama Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyin anayasa normlarına göre olması gerekir. Bu yüzden de il ilçe seçim kurullarının teşekkülüyle ilgili hususu yüksek mahkemeye Yarın belki pazartesi günü taşıyacağımızın bilinmesini isterim. Bu bu anayasaya il ilçe seçim kurullarının oluşması anayasanın eşitlik dahil e, temsil ada pardon eşitlik dahil e, kurumların normları e, hakimlerin kıdem esasına göre e, oluşması seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakimlerce yapılması 1950'lerde koyulmuş bir kanun ve ondan sonra Türkçe e, seçimlerle ilgili kanunlar yüzlerce defa değişikliği uğramış ama bunu kimse ellememiş. Ayrıca üç ay içinde seçim kurullarını yeniden yazboz tahtasına çevirip değiştirmek de gene anayasanın ilgili hükümlerine aykırıdır. Kıdemli hakim ifadesini kaldırmak eee yargının yargıçların geleneksel ve hukuk normlarındaki kıdem esasını ortadan kaldırmakla ilgilidir. Mesleğin ve yargının genel ahengini ve sistematiğini de bozacak bir iştir. Bunun dışında diğer maddelerden esim mahkemesine götürmüyoruz. Bilinmesini isteriz. Ee, şöyle bir laf etmiş. Aynı odaklar bunların da koordinatörü oldu demiş Erdoğan. Macaristan'dan yola çıkarak altılı için. Erdoğan'ın altılı masadan çok ürktüğü, çok çekindiği Bahçeli ile birlikte bilinen bir gerçektir. Altılı masa Türkiye'nin dikkatini çekmiştir. Türkiye'nin çıkışının esenliğinin bu masadan çıkacak kararlarla olacağı konusunda toplumda bir mütabakatı görüyoruz. Erdoğan'ın bundan rahatsız olmasını çok doğal karşılıyoruz. Türkiye ile Macaristan'ı birbirine karıştırmaya gerek yok. Macaristan'da mevcut diktatör seçim kazandı diye Türkiye'de ben de kazanacağım diyorsa o onun hayalinden ibarettir. Türkiye'de Erdoğan seçimleri kaybetmiştir. Ama Birileri kime koordinatör oldu derseniz, eee Etem Sancak'ın açıklamalarına dikkat çekmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle iktidara geldik diyen bir Etem Sancak orta yerde durmaktadır. Etem Sancağı bunu dedi diye partiden ihraç ederek AK Parti'nin ABD destekli kurulduğu ve iktidara taşındığı algısını ve olgusunu kaldırmaz. Gene Cüneyt Zapsu'nun 2006'da Amerika'ya gidip bunu deliye süpürmeyin. Bunu kullanın dedikten sonra da AK Parti içinde aktif olarak 6-7 yıl daha görev yaptığını Erdoğan'a hatırlatmak isterim. Ama asıl Erdoğan'a benim hatırlatmak istediğim e, Nasuhi Güngör'ün ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın danışmanıdır. Yenilikçi Hareket kitabıdır. Bu kitap Erdoğan'ın Türkiye'de iktidara gelmek için Amerika'sından İsrail'ine, CIA'yından, e, dur bakayım bu Yahudi soykırımı tanımayanlara karşı mücadele ligi diye bilinen ADL diye bir örgüt dahil Mossad'ından İngiltere'sinden kimlerle neler yaptığını tane tane anlatmıştır. Bir dış destekli dışarıdan güç ve destek alarak iktidar olma olgusu ve algısı varsa bu bu kitapta güzel güzel anlatılmış. Kitap herhalde ben tavsiye ederim. Çok da öyle büyük ve kalın değil. Erdoğan'ın da bu kitabı okumasını tavsiye ederim. Lakin kitabı yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanının danışmanı da bu kitabı yalanlamış. Bu da dünyada bir ilkdir. İnsan yazdığı kitabı yalanlar mı ya? Hangi sayfasını yalanladın? Tümünü tümüyle mi yalanladın? Tümüyle yalanladıysan bu kitabın Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphanesinde ne işi var? Bak kütüphane etiketi var şurasında. Bu kitabı herkese tavsiye ederim ama önce Erdoğan'a tavsiye ederim. Gerçekten hangi odakların koordinatörlüğü AK Parti için yapılmış? Bu kitapta tane tane anlatılmıştır. Millet İttifakı korkunun ecele faydası yok. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanıdır. Millet İttifakını oluşturan partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kahir ekseriyetini sandalye dağılımı bakımından sandığın geldiği ilk gün sağlayacaklardır arkadaşlar. Teşekkürler.